15 Temmuz'da hiç asılmayan binalara Atatürk resimlerini asanlar, hata yaptık diyenler, sadakate baktık, liyakati unuttuk diyenlerin şimdi aynı hataları tekrar etmeye başladığı bir süreçteyiz. Bir devlet memurunun, bir siyasi liderin eline sarılmasında muhatap hangimiz olursa olsun o devlet memuruna üstlendiği vazifenin gereğini hatırlatmayı doğru bulurum. Onun dışındaki her türlü yaklaşım çok kutsadığınız ve esasen saygıda ve bağlılıkta bizden çok geride olduğunuz bu devletin dibine dinamit koymaktır. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. O yüzden iyi yetişmiş, liyakatli kadroların ve kesinlikle sadakatin millete ve devlete olan, bir takım tarikatlara, cemaatlere değil, bir takım partilere değil, kişilere değil, devlete olan sadakatin öneminin altını çiziyorum. Dün gördüğüm bir şaşkına da şunu söylüyorum ki, sen devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın, yanlış devletin eline sarılmışsın. Bir siyasiye saygı gösterilmesi, eyvallah. O siyasinin bunu nasıl karşıladığı, neye ne kadar izin verdiği kendi tercihidir. Biz bunlara saygılı oluruz. Ama bu devletten maaş alan, bu milletin tamamı için görev yapması gereken, üzerinde üniformasıyla yetkisiyle olan birilerinin bu ülkede siyasetin bir kısmının, küçük bir kısmının temsiline eğilmesini, el öpmesini asla kabul etmiyoruz. Nokta. Bundan sonraki süreçte de herkes devleti yöneten devlet adamı gibi, devletin memuru devletin memuru gibi davranacak. Böyle basit konularla Türkiye gündemini işgal edecek işlere girişilmeyecek. Siyasiler de üzerlerine düşen yükün farkında olacaklar. Polis hepimizin polisidir. Asker hepimizin askeridir. Türkiye Cumhuriyeti hepimizindir. Kimsenin tapulu malı değildir.